Kimler var? İzleyelim. Okulları öğretmenlerle, atanamayan öğretmenleri öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Bütün çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçeyi, evde konuştukları dilini ve en az bir yabancı dili öğretmek istiyoruz. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Bilişime ulaşımda yasakların kalktığı ucuz ve hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Kadına şiddet ve çocuk istismarının olmadığı bir toplum düzeni istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayalleri değil, Türkiye için güzel hayaller kuran genç bir nesil istiyoruz. Doğaya ve çevreye saygı, çocuklar için yeşil alanlar istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Külfeti de nimeti de adil paylaşacağımız insanca bir düzen istiyoruz. Tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Biz memleket hareketinin evlatları olarak geleceğimizi geri istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere alfabetik sıralamaya göre arkadaşlarımı kısaca tanıtacağım. Ahmet Özalp, siyaset bilimi profesörü. Ali Rıza Büyükuslu, işletme profesörü, eski rektör. Ayağa kalkıyor mu arkadaşlar, kendini gösteriyorlar mı? Ahmet Özalp, siyaset bilimi profesörü. Ali Rıza Büyükuslu, işletme profesörü, eski rektör. Ali Tunçcan, uçak mühendisi. Alper Karaoğlan, tıp profesörü, beyin cerrahı. Ayberk Yağız, endüstriyel tasarımcı. Ayşe Özsoy Sarıkamışlı, avukat. Aykut Demiray, bankacı. Barış Kuzgunbay, tıp profesörü. Berk Hacı Güzeller, mali müşavir, finansal danışman. Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci, eğitim girişimcisi. Bilin ne yaptı? İktisat, bilin ne yaptı? İktisat doçenti, Dünya Bankası eski danışmanı. Burak Hasar, diş hekimi, klinisyen. Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı, iş insanı. Çiğdem Bayraktar Ör, yazar, yayıncı. Ebru Arıkan, iş insanı, eğitimci. Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, stratejik yönetim danışmanı, toplum bilimci. Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı. Hüseyin Baraner, turizmci. Hüseyin Ercüment Değer, avukat. Ercüment Bey yetişememiş olabilir, bir davası vardı. Yetişti mi acaba? Evet, duruşmada yetişemedi. İlhan Düzyürek, yönetici. İlkay Yıldırım, ekonomist, sanayici. İpek Özkal Sayan, siyasal bilgiler doçenti. Mehmet Kazancıoğlu, makina mühendisi, yatırım danışmanı. Mert Ünlü, ihracatçı. Meryem Şengül Kala, gazeteci, yapımcı. Muharrem Yıldız, eğitimci, öğretim görevlisi. Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili. Osman Kurtuluş, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Osman Serkan İleri, doktor, öğretim üyesi, inşaat mühendisi. Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici. Serkan Yaşı, inşaat mühendisi. Serkan Ufuk Akgün, sanayici ve iş insanı. Sibel Aracı, psikiyatrist. Tolga Yüce, oyuncu, yönetmen, yapımcı. Yağız Elver, akademisyen. Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi. Değerli arkadaşlarım,
toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla bu kadromuzu yılbaşına kadar daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında 15 gün, 1 ay, 20 gün gecikmeler olursa şimdiden milletimizden özür diliyoruz. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplamak isterim değerli arkadaşlar. Buyurun. Bakın, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı dış politika. Yani Türkiye'nin bir Filistin politikası vardı. Adalet Partisi de iktidar olsa, CHP de iktidar olsa, MHP de kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. O konuda bir devlet politikası olurdu, bir milli politika olurdu. Artık dış politikada o kadar çok yanlışlıklar yaptı ki AK Parti, parti politikası haline, yani devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki siyasal oluşumlarla, oradaki küçük kliklerle, oradaki partilerle iş tuttular yıllarca ve sonunda geldiğimiz noktada ne yazık ki 5 milyonun üzerinde mülteciyle, yabancıyla topraklarımız tanıştı. Dış politikada bir yalnızlığın içerisine girdik. Yeniden dış politikayı rayına oturtmanın yolu Mısır'la, Libya'yla, Irak'la, komşularımızla, Orta Doğu'yla barışmanın yolu yurtta sulh, cihanda sulhtur. Doğrudur, ilkemiz budur. Gerektiğinde gücünü göstermektir. O da doğrudur ama geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusudur. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun.